haftaki toplantının notlarını masama koydunuz mu? Koydum efendim. Abi de Suat Bey'den yeni bir randevu aldım. Tamam efendim. Özlem. Senin burada ne işin var? İçeri gir, bir gören olacak. Özlemciğim, ne yapıyorsun sen? Ne işin var burada? Burası Arzu'nun odası değil mi? Evet. Her zamanki gibi en güzel odayı yine o kapmış. Özlemciğim bak, babamla aram zaten kötü. Her şeyi berbat edeceksin. Böyle elini kolunu sallayarak şirkete gelemezsin. Gelirim. Çünkü bundan sonra artık ben de burada çalışıyorum Mahir'cim. Artık daha sık göreceğiz. Ne oldu? Beni her dakika, her saniye göreceğine sevinmedin mi? Ya sevindim, sevindim tabii ki de. Arzu'nun seni burada barındıracağını hiç düşünmüyorum. Ya duyarsa kıyameti koparacaktır. Arzu artık bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü ben de bu şirketin bir ortağı olacağım yakında. Abim bana hisse verecek. Nasıl yani? Ya boş ver bunları. Bir öğlen kaçamağı yapalım mı? Özlemciğim, Arzu gelecek şimdi, hadi. Ya bırak gelsin. Herhalde sadece el ile tutuştuğumuzu düşünmüyordur. Değil mi? Neredeyse öğlen olacak. İşleri bu kadar ihmal etme istersen. Görüşürüz Mahir. Arzu bak, ben gerçekten... Kes! Senin sandığın gibi... Yeter! Ah Özlem ya, ah Özlem. Dikkat et, yerler kaygan, düşersin. Benle savaşmak mı istiyorsun sen? Bundan gerçekten emin misin tatlım? Canım acıyor. Bu hissettiğin acı değil. Bence sen gerçek acının nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun daha. Bana bak. Seni son defa uyarıyorum. Benden de kocamdan da uzak duracaksın, anladın mı? Yoksa seni doğduğunu tavan ederim. Derhal şirketten göndereceksin. Gelmesini ben söylemedim ki. Defolup gitmesini sen söyleyeceksin ama. Yoksa her şeyini kaybetmen için elimden geleni yaparım. Babamla bir konuşma yapmama bakar. Bana bak. Bu sefer affetmem. Yaparım. Değişiklik yapmak istediğinizi telefonda söylemeniz yeterli olurdu. Bence paylaşımla ilgili hiçbir sorun yok. Ama Rıza Bey, vasiyetiniz? Yenisini yazarız. Allah kelamı değil ya.
eskisinden daha adil olacağı kesin. Ama bu sefer mirasından ailen payına düşeni değil, hak ettiğini alacak. Değil mi?